İyi akşamlar izleyicilerimiz. Bir sektörel panorama programında yine birlikteyiz. Bu hafta sizlerle kırmızı eti işleyeceğiz. Kırmızı et başlıca neden gerekli insan tüketimi için ya da tüketmeli miyiz? Ve kırmızı eti nerelerden satın almalıyız? Kırmızı ette gıda güvenliği konusunda yaşadığımız bütün sorunları masaya yatıracağız. Bu akşam da çok deneyimli bir meslektaşımız Doktor Necdet Filiz ile birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkür ediyorum. Siz de iyisiniz. Teşekkürler. Özellikle kırmızı et tabii mesleki anlamda üretiminden, çiftlikte özellikle üretiminde ve tüketimine kadar ki noktaları bu akşam birlikte ele alacağız. Özellikle kırmızı ette siz tabii mezbaa aşamasından sonraki safhalarla ilgilendiniz. Ama ben izleyicilerimize zaman zaman üretimini yani çiftlikteki üretimlerindeki riskleri de ele alacağımız bir program olmasını diliyorum. Evet. Öncelikle hocam kendinizi bir izleyicilerimize tanıtarak başlayalım konumuza. Peki ben Uludağ Üniversitesi'nde veteriner hekimim tabii. Uludağ Üniversitesi'nde 25-26 yıl görev yaptıktan sonra emekli oldum 2 yıl önce. Ama emekli olmadan önce de sahada etle alakalı özellikle doktora konum da sucuk, ihtisasım da döner diyebilirim. Bununla ilgili Türkiye'de ve Avrupa'nın birçok şehrinde farklı işletmelerde ziyaretlerim, değerlendirmelerim olmuştur. Özellikle döner üretimiyle ilgili ve diğer et ürünleri üretimiyle ilgili. Yine halen bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Evet, et önemli bir gıda maddesi insan tüketiminde. Buradan mı başlayacağız bilmiyorum. Hocam şöyle, tabii insanlar zaman zaman biliyorsunuz geçmişte bizim gençlik dönemlerimize rastlayan dönemlerde özellikle televizyon ekranlarından zaman zaman bitkisel protein olan işte mercimeği tanıttılar. Etin zaman zaman yerine kondu. Hani biliyorsunuz karnı yarık tırnak içerisinde söyleyeyim. Bunu etle değil de mercimekle yapılabileceğini anlattılar. Evet. Biz buradan çıkışla özellikle izleyicilerimize neden kırmızı et insan sağlığında çok önemlidir diye başlayalım. Evet, bir kere besin değeri bugün hayvansal gıda olarak baktığımızda besin değeri gerçekten diğer bitkisel ürünlerle karşılaştırıldığı zaman özellikle protein değeri açısından ve taşıdığı bazı özellikle diğer birçok sebze ve meyvelerde bulunan vitaminlerin ötesinde onlarda fazla bulunmayan özellikle B grubu vitaminler, B12 ve bunun yanında bazı demir gibi, çinko gibi elementler açısından da zengin olması eti çok değerli bir gıda maddesi olmasını sağlıyor. Bir de hocam en önemlilerinden bir tanesi sanırım esansiyel amino asitler. Evet, esansiyel amino asitler dediğimizde şimdi tabii izleyicilerimiz bu nedir diye bakabilir olaya. Şöyle söyleyelim, yani bir protein maddesi, hemen her canlı hücrenin yapı taşlarından bir tanesi olan proteinin de yapı taşları amino asitler. Yani amino asitler bir araya gelecek, protein oluşturacak. O proteinler de bir araya gelecek bir anlamda dokuları oluşturacak. Ama bu yani organizmayı meydana getirecek diye baktığımızda evet, esansiyel amino asitlerin de bazıları var ki biz insan vücudu tarafından sentezlenebiliyor. Yani biz insan vücudu metabolizma bunları kendisi üretebiliyor. Ama bazıları da var ki muhakkak dışarıdan alınması gerekiyor. Yani biz sentezleyemiyoruz insan olarak bunları. İşte bunların da dışarıdan almamız zorunlu olanlarına zorunlu amino asitler diyoruz. Yani zorunlu yapı taşları. Muhakkak dışarıdaki bir takım gıdalarla alınması lazım. Bunlara baktığımızda bazı baklagillerde de var. Evet, mercimek gibi falan. Ama bak, esas itibariyle şöyle bir durum da var. Yani mercimekten alabileceğimiz esansiyel amino asitler, yani o zorunlu amino asitler sınırlı. Söz gelimi 200 gram bir etten alabileceğimiz, o gün almamız gereken esansiyel amino asitlerin hemen neredeyse tamamını almış oluyoruz.
200-220 gram civarında bir et. Ama aynı o vücudun ihtiyacı olan amino asitleri bir kuru baklagilden ya da diğer sebzelerden vesaireden alamayız. Almamız mümkün değil. Yani kilolarca tüketmemiz lazım. Buna da zaten sindirim sistemimiz müsait değil. Zaten hocam bazı araştırmalara baktığımızda bir ülkenin kişi başı kırmızı et tüketimi noktasında ele aldığımızda o toplumun zihinsel zekasını ya da IQ, sayısal zekasını örneklemeleri var. Evet. Şimdi burada ülkemize baktığımız zaman, özellikle son 2012 rakamlarına baktığımız zaman ülkemizde kişi başı tüketilen kırmızı et miktarı düşük. Evet. Avrupa ortalamalarına göre çok düşük. Ben burada sayı vermiyorum. Belki siz daha gerçekçi sayıları verirsiniz. Ama burada özellikle bir de bizim Müslüman bir toplum olmamızdan dolayı bir de kurban bizim bu ortalamamızı arttırıyor. Evet, doğrudur. Batı'da da böyle bir şey yok ama burada rakamlar bize göre baktığımız zaman yıllık tüketimimizin 2-3 katı, 4 katı. Çok doğru. Bu tabii ekonomik bir gösterge aynı zamanda. Hı hı. Çünkü baktığımız zaman sosyoekonomik refahın bir göstergesi. Ama toplumumuzda eğer kurbanı da çıkarsak sanırım kişi başı kırmızı et tüketimi son derece düşük. Evet, doğru. Bu noktadan hareketle kırmızı et konusu Türkiye'de kişi başı tüketiminin düşük olmasını siz neye bağlıyorsunuz? Bir kere bizim yani bugünün sorunu değil bu. Biz talebeydik 1980 ihtilal döneminde okumaya başladık fakültede. O dönemde de aynı konular konuşulurdu. Hala aynı konuları konuştuğumuzu görüyorum. Aradan 30 yılı aşkın bir süre geçmiş olmasına rağmen. Burada hükümet politikaları önemli. Yani baktığımızda ülke ekonomisinde hayvancılığın yeterince doğru politikalarla yürütülemediğini görüyoruz. Bunun altında yatan çok farklı sebepler var. Ama en önemlilerinden bir tanesi de bizim yetiştiricilerin de doğru, benim birazcık ihtisasımın dışına giriyor kısım belki ama gözlemim o benim. Doğru yetiştirme şekli yok bizde, modern yetiştiricilik şekli yok. Ayrıca tabii ki girdiler de çok pahalı, onu da göz ardı edemeyiz. Mesela hemen bilmem burada söylemem doğru olur mu? Mezbahalarda hayvan kesimlerinde ortalama 200 kilonun üzerindeki karkaslara bir destek veriliyor, bir prim veriliyor. İşte söz gelimi 150 lira gibi bir sanırım bir para veriliyor. Devlet tarafından destek. Yani karkas 200 kilonun üzerine çıktığı takdirde 190 ya da 195 kilo, neyse 199 kilo olduğu zaman bu primi alamıyorsun. Ama 200 kilo ve üzerine çıktığı zaman böyle bir para alıyorsun. Şimdi adam 5 tane hayvanını götürüyor, kestiriyor. 2 tanesi bunun üzerinde, 2 tanesinden alıyor. Ama bizim insanımız buna da bir formül bulmuş. Mezbahalarda maalesef şöyle bir uygulama var. 2 tane hayvanı diyelim 200 kilonun üzerindeyse 4 hayvanda bunu 200 kiloya denk getirip gene 4 hayvanda alınacak şekilde 4 çarpı 150 600 lira ekstra prim alınabiliyor. Bunlar da önemli miktarlar. Aslında burada şöyle bir uygulama yapılsa daha da doğru olur. Yani burada en önemli girdilerden bir tanesi yemse, yem fiyatlarında belli oranlarda sübvanse edilmesi yetiştiricilerin belki biraz daha nefes almalarını sağlayacaktır. Yetiştiricilerin bu işte daha doğru, daha kaçmadan, korkmadan bir hayvan beslemeyi, yetiştirmeyi teşvik edecektir diye düşünüyorum. Ama bunun gibi daha söyleyebilecek birçok konu vardır. Dediğim gibi yetiştirme konusu biraz benim uzmanlığımın dışında kalıyor. Şimdi hocam bu kırmızı ete baktığımız zaman Doğu ve Güneydoğu bölgelerine baktığımız zaman inanın sosyoekonomik yapısı düşük olmasına rağmen kırmızı et tüketimi kişi başı yüksek. Evet. Yani burada demek ki girdi maliyetleri ya da bir takım tezler doğru kalmıyor. Şöyle ki acaba sosyal medyadan ya da özellikle bütün işleyiş acaba etin, kırmızı etin bazen olası küçük yanlışları sektörü
zaman zaman tehlikeye atmıyor mu? Gerek tüketim boyutunda, gerekse üretim boyutunda. Şimdi buradan kastınız tahşiş midir bilmiyorum, evet, ama oraya girmeden önce de şunu da söyleyeyim isterseniz. Belki biraz da etin işlenmesi aşamalarında, o süreç içerisinde katma değerli bir ürün haline geliyor et. Yani bildiğimiz yalın et olmaktan çıkıyor, ürün haline geliyor. Ya da depolanması da bir maliyet etin. Yani karkas kesildikten sonra soğuk depolarda onların depolanması, bekletilmesi de bir maliyet. Ya da donmuş depolarda bekletilmesi de hep bir maliyet. İki türlü maliyet. Hem enerji maliyetleri, hem işçilik maliyetleri, hem fireler. Bütün bunları baktığımız zaman et fiyatlarının artısında tabii katma değerli ürün haline gelmesi ve bizim sofralarımıza gelinceye kadar çok farklı noktalardan geçmesi hep üzerine fiyatının artmasına, koymasına sebep oluyor. Ama bahsettiğiniz doğuda bu süreç pek yaşanmıyor. Hayvanlar kesiliyor. Kesildiği ortamlarda hemen tüketiliyor. O zaman daha ucuza, daha bolca elde edilebiliyor. Ama batıya yetiştirme doğuda olup da batıya doğru aktarıldıkça ve batıda işlenip de sofralarımıza katma değerli olarak gelince maliyetler daha da yükseliyor. Ama tabii doğu ve doğu, güneydoğu bölgelerinde etin ürün olarak değerlendirilmesi değil, bizzatı kendisi sofralara geliyor. Evet. Yani burada tüketici bizzatihi eti kendisi bildiği noktalardan tedarik ettiği için şimdi ben sorumu sorayım size. Kırmızı et özellikle bölgemizde ya da Türkiye'de güvenli diyebilir miyiz? Evet, kırmızı et güvenli. Aslında yani zannettiğimiz kadar ya da korktuğumuz kadar yani ne bileyim diğer hayvanları kastediyorsak, özellikle domuz gibi, son dönemlerde işte gene Bursa'da özellikle gündeme oturan at eti gibi, bu anlamda bakarsak evet, kırmızı et güvenli. Ancak kırmızı etin de ne kadar güvenli olduğuna bakmak lazım. Yani diğer hayvanlardan ayırıp da bunu da doğru söyleyebilmek için kontrol mekanizmasının çok etkin ve çok sıkı kontrol yapması lazım. Bu mezbahadan başlayarak kontrollerin çok doğru bir şekilde ve etkili bir şekilde yapılması lazım. Tüm perakendede çok doğru bir şekilde ve sıkı bir şekilde yapılması lazım. Ve bir de bir şey daha var. Bunun çok hızlı yapılması lazım. Yani ne demek hızlıdan kastım? Bilmiyorum, sırası gelecek mi birazdan, belki de at eti olayı yaşandı geçtiğimiz haftalarda. Onu ayrıca soracağım hocam. Yani eğer biz bunu an be an devamlı satıcılar üzerinde, perakende üzerinde bu baskıyı, evet açık söylemek gerekirse baskıysa bunun adı baskı. Bu baskıyı yaratmazsak o zaman biz bu merdiven altı üretim tabir ettiğimiz ya da kaçak kesim dediğimiz bir takım kolay para kazanmak adına bu yollara giren kişilerin ekmeğine yağ sürmüş oluruz. Yani onlara bu şansı yaratmış oluruz. Bu fırsatı vermiş oluruz. Bunun en doğru yöntemi mezbaları kontrol altına almak, bir de satış noktalarını kontrol altına tutmak. Çok sıkı bir kontrol altına tutmak. Bu buradan geçer. Hocam, buradaki sistemde geçmiş oranla tabii çok ciddi bir gelişme var. Ama binlerce, on binlerce et ve et ürünlerinin, kırmızı etin tüketildiği müesseseler var. Doğru. Burada siz bunu devlet eliyle değil de Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi gıda müfettişliği sistemini ihtas ederek ancak önleyebilirsiniz. Yoksa öteki tarzda, çünkü on binlerce ton et giriyor bir anda, bakıyorsunuz metropol bir şehre. Bunun dağıldığı odaklar o kadar fazla ki bu odaklarda her birini resmi otoritenin denetlemesi hakikaten evet, imkansız. Evet. Yani Türkiye'de neden bu gıda müfettişliği sistemi geciktiriliyor? 2012'de gündeme alınmıştı Gıda Tarım Bakanlığı tarafından ama hala geciktiriliyor. Yani bir nevi tüketicinin müfettiş olduğu bir sistem gibi. Ama buradan bir farkı var. Bunun içerisinde meslek mensupları, işte veteriner hekimler, gıda mühendisleri, aynen, ve ilgili mühendislik bölümündeki meslektaşlarımızda bir gıda müfettişliği sistemi vardı. Özellikle burada gıdadaki müktesebata uygun eğitimler alarak
bu işletmeleri, hatta devletin cebinden de bir para çıkmayacaktı. Gıda işletmelerinin denetimler sonucunda yatıracağı paralarla tamamen gıda üretim tesisleri kendilerini denetleyecektiler. Sizce bu denetim acilen gelmeli mi? Evet, yani biz yavaş yavaş bu konu, bu ve benzeri konularda yavaş yavaş gelişen bir toplumuz. Ben yavaş gelişmekten de çok şikayetçi değilim. Yeter ki hedefimiz doğru olsun, planlarımız doğru olsun, yavaş da olsa bir gelişme olsun. Zamanı geldiğinde o gelişme tekamül eder. 2002 yılıydı. O dediğiniz konuyla ilgili mecliste ilk önergenin verildiği dönem. 2002 yılı bir veteriner hekim meslektaşımız tarafından verildi. Tarım Komisyonu'nda mecliste. Ve yeminli gıda müşavirliği şeklinde çıktı bu. Ve ben bu konuyla ilgili 2004 yılında o dönem vekaleten müsteşar olan Sayın Vedat Mir Mahmutoğlu, şu anda Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'nın müsteşarı olan zat-ı muhteremle biz bir araya geldiğimiz bir ortamda kendisine bu durumu söylediğimde, sene 2004'tü, hocam bu konuda çalışmalar yapılıyor ama daha çok bu köprünün altından sular akar benzeri bir takım şey olmuştu, görüş beyanda bulunmuştu. Evet, aslında öyle de oldu. Kanun bir kere çıkması lazımdı. 2005 derken 2010'da 5996 sayılı kanun ve 2011'de çıkartılan kayıt onay yönetmeliği ve diğer işte resmi denetim yönetmeliği gibi diğer yönetmeliklerle birlikte aslında yönetmeliğin içerisine bu konular konuldu. Ne o? Resmi denetimlerin sadece devlet eliyle değil, devletin yetkilendirildiği bir takım kurumlarca da yapılabileceği. Nedir bu kurumlar? Hatta bunları da bunlar da açtı. Bunun içerisinde üniversiteler var. Bunun içerisinde meslek odaları var. Ve bunun içerisinde yine bu konuda yetkilendirilmiş, akredite edilmiş bir takım kurumlar da bu işi yapabileceğiyle ilgili yönetmelikte baktığımız zaman bununla ilgili detaylar var. Ama uygulamayı göremiyoruz. Şu anda Tarım Bakanlığı'nda ülke genelinde baktığımızda 5500 civarında gıda kontrolörü var ve dediğiniz gibi bunlarla yürütülmeye çalışılıyor bu husus. Bunların da dediğiniz gibi, yani ya da bahsettiğimiz gibi, bu işi çok sıkı takip edilmesi hiç kolay değil. Yani şöyle söyleyelim, mesela Bursa'da bilemiyorum ama 150-200 civarında gıda kontrolörü var. 150-200 tanesi her gün sahada denetim yapamıyor bunların. Bir de daha sonra döndüklerinde işte bilgisayar ortamında yaptıkları denetim raporlarını giriyorlar. Aynı anda iki kişi, en az iki kişi bir yere gitmek durumundalar. Araç açısından ve sayı, yani kontroller açısından bütün bunlara baktığımızda çok yoğun bir denetim yapabilmeleri de çok pek mümkün olmuyor ya da kısıtlı bir denetim yapabiliyorlar. Şimdi hocam, biz özellikle tabii Gıda Tarım Bakanlığı'nda çalışan meslek erbaplarına sözümüz yok. Çünkü onlar tabii, zaten tabii. Mevcut kapasitelerini zorluyorlar. Evet, yani zorluyorlar. Bizim doğru, çok sisteme doğru. Karşı. Evet. Mesela özellikle izleyicilerimize anca şekilde söyleyelim. Şimdi kırmızı et için bir besi danası mezbahaya geldiğini düşünelim. Şimdi buraya geldiği zaman halen ülkemizde post mortem dediğimiz gözle yapılan bir muayene antremortem. Yani kesim öncesi muayene, dediğimiz. Evet kesim öncesi. Ve kesim sonrası da post mortem muayene söz konusu. Şimdi burada hocam ileri batılı ülkelerde bu artık kalıntı izleme noktasını da ele alıyor. Evet, yani doğru. Bir laboratuvar kontrolünden geçmedikten sonra, çünkü ülkemizde bir baktığımız zaman çok hayvanların gelişimi için legal ya da illegal bir sürü kimyasal kullanılıyor. Hormonlar kullanılıyor. Şimdi bu durumu sizce, yani mezbahalara geliyor. Birinci safa bu hocam. İkinci safa özellikle hocam 2013'te uygulamaya koyulan mezbaha denetimlerini yetkilendirmiş veteriner hekimler ihale yöntemiyle alınıyor.
Evet. Şimdi bu denetimi yapacak meslek erbabının ihale yöntemiyle alınması, bu sonuçları beraberinde bir kırmızı et güvenliğini tartışılır hale getiriyor mu sizce? Tabii. Yani ihale sistemi zannediyorum çok başarılı olamadı zaten. Sıkıntılar görülüyor. Bu yönde yani daha önce yapılmış bir takım ihalelerden sonradan problemler olduğu ortaya çıktı. Tekrar geriye bırakıldı işler. Yani İstanbul'da özellikle Balıkesir bölgesinde bu takım şeyler duyduk, ihale edildi. Yani resmi veteriner hekim sıfatıyla dışarıdan yetkilendirilmiş veteriner hekimler görev aldılar. Ancak burada çok köklü, yani diyorum ya, bir zaman içerisinde bir gelişimi göreceğiz. Biz yasayı çıkardık 2010, yönetmeliği çıkardık 2011, bir süre verdik, dedik ki 2013, 1. 2013'te süre doldu, bir süre daha verdik, dedik 2014, 2. 2014'te süre doldu, bir yıl daha uzattık, 3 oldu, 2015. Yani bir yasayı çıkardıktan sonra 3 kere süre tanıdık. İnşallah biz Allah dördüncüsünden korusun diyorum ben. Hatırlarsanız bilmiyorum, bir geçtiğimiz Kasım ayı mıydı, yine burada bir değerlendirmede bulunmuştuk. Bu konudan yine bahsederken bir an önce bu yasanın, yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden bahsetmiştim. Ya da uzatılacaksa daha kısa, daha makul bir şekilde uzatılmalı. Mezbahalar modernize edilmeli. Yani kırmızı et fabrikaları dediğimiz yerler mezbahanelerse, buralarda üretim gerçekleştiriliyorsa, buraların ciddi bir şekilde kontrol altına alınması lazım. Hem kesim öncesi muayenesiyle, hem kesim sonrası muayenesiyle. Artı Avrupa'daki gibi kalıntı izlemede artık standartize edilebilmeli. Yalnız tabi buralarda maliyetler var. Bu sistemi her yerde oturtabilmek ve pratikte bunu uygulayabilmek pek kolay olmasa da gerek. Yani bizde şu anda ülkemizde 800 civarında mezba var. Yani her ili geçtim, her ilçeyi geçtim, her mezrada, her ne bileyim bazı bucaklarda, köylerde mezbalar var. Yani bu da aslında rentable değil. Yani bu konuda bizim bir an önce ciddi bir iyileşmeye geçmemiz ve aslında bir zamanlar Tarım Bakanımızın da söylediği gibi Türkiye 100 tane mezba yeter de artar bile. Yani şu anda atıl durumda olan haftada 2-3 hayvanın kesildiği ya da bir hayvanın hatta kesildiği mezbalara gerek yok. Doğru dürüst kontrollerin yapılamadığı, bir hayvan kesiliyor diye oralara veteriner hekimlerin görevlendirilmesinin gereğinin olmadığı, yani baktığımızda lojistik anlamda, maliyetler anlamında, hijyen anlamında, gıda güvenliği anlamında bir sürü sıkıntılar var. Yani ne yapmak lazım? Biz Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Doğru uygulamalar var gelişmiş toplumlarda. Biz de onu uygulayalım. Kapasitelerimizi zorlayalım. Var olan mezbalarımızda iyileştirelim ya da yeni açılmış çok güzel artık mezbalarımız da var. Buralarda kesim kapasitelerini arttırmaya yönelik önlemler alalım. Yani söz gelimi Balıkesir'de kaç tane var bilmiyorum ama onun üzerinde 15 belki mezba var. Bizim Bursa'da 5 tane 6 tane mezba var. Yani 5 tane 6 tane mezba Bursa için yeterli mi yoksa fazla mı? Bunu bir masaya yatırmak lazım. Yani bir mezbada günde 20 tane büyükbaşın kesilmesi doğru mu? Yoksa o mezbada günde 200 tane kesilebilmeli mi? O zaman ne yapmamız lazım? Hocam bunları isterseniz ikinci bölümde birlikte ele alalım, Bursa'yı ve Marmara'yı. Ayrıca kırmızı eti nerelerden satın alabiliriz? Ve salam sucuk konularına gireceğiz. Tamam. Güvenliği konularına. İzleyicilerimiz kısa bir reklam arasından sonra ikinci bölümde görüşmek üzere.